Dolayısıyla bu rakamların hepsini topladığınızda 570 sonuçta da 800 bin rakamına ulaşıyorsunuz Ekrem Bey'in arada yaptığı fark olarak. Dolayısıyla bunlar kimin hatasıdır? Bunlar bizim hatalarımızdır. Bizim hatalarımızda biz Ekrem Bey'e seçimi kazandırmışız demektir. Kaybettik. Çok arzu ediyorsanız kaybettik diyelim yani çok da önemli bir şey ezildik, değil. Ezildik, yani ezilecek ezildik, yani ezildik. Ezilecek. ezildik, ezildik. Bir şey yok. Üç ezildik. 3 ay, üç ay, üç ay Bey, Ezdiler bitti. bizi. Bizi ezdiler. Ne zaman ezerler Biz... biliyor musunuz? Ne zaman bizi ezerler biliyor musunuz? Hmm. Halka ekmeği, sütü bedava verdikleri zaman yani gariban vatandaşa ekmeği, sütü bedava verdikleri zaman ben ezilirim. Eğer yeni kapıda 1700 tane belediyeye ait aracı dizerlerse ben ezilirim. Çünkü Binali Bey ile yaptıkları programda onu söyledi. 1700 tane aracı ben yeni kapıda tam dizecektim. Benim mazbatamı iptal ettiler dedi. Eğer 1700 tane aracı ama onların içinde bir tane ambulans olursa o ambulansı kaldırır. AK Partililer kafasına geçirir o Ekrem Bey'in. Ama ambulans, itfaiye aracı, diğer zorunlu ihtiyaçların dışında Ahmet'in, Mehmet'in makam aracı hatta hafta sonlarında kullanılan tatile gidilirken kullanılan araçlar olarak 1700 tane araç gösterirse bana Ekrem İmamoğlu ben o zaman ezilirim. Ama bu sonuçlardan ben ezilmem. Bir Ahmet Davutoğlu ben başarılı buldum Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum diyorsa yani bu ülkede bu ülkede kendisine başbakanlık bir anlamda piyangodan çıkan bir isim, AK Parti sayesinde başbakanlık yapan bir isim kalkıp da o açıklamayı yapıyorsa bu ülkede Cumhurbaşkanlığı makamına getirilen bir isim, AK Parti sayesinde getirilen bir isim ki CHP'lilerin televizyon ekranlarında o isim de Tuncay Özkandır. Şu anda CHP'nin içinde milletvekilidir. Tutuncay Özkan Beyefendiler siz belki mecliste oylamada veyahut da halk oylamasında belki cumhurbaşkanı seçilebilirsiniz. Halk sizi tercih edebilir. Milletvekilleri sizi tercih edebilir. Milli irade sizden yana tavır alabilir. Ama siz seçildikten sonra Çankaya'ya doğru giderken Cumhurbaşkanlığı makamına doğru giderken yolda arabanın lastiği patlar bir şeyler olur siz varamazsınız oraya diyen adamlar şu an CHP'de milletvekilliği yaparken CHP'nin adayını destekler tarzda o Abdullah Gül çıkıp da diyorsa ki oyu attıktan sonra çok şeyler güzel olacak bu memlekette deyip Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsa ya, film kopmuştur artık. Hı. Hıh <laughs> dediğinizi bir <laughs> net olarak söyleyin. Film ki, kopmuş, film kopmuş. Diyor. Net Bak, olarak söyleyin, tabloyu böyle verelim. Yoksa kaybettik, kaybettik. Neyi kaybettik, neye ezildik? Kaybettim.